Şimdi bir sınır daha aşınmış ve bu birazcık da açıkçası veliler ve aileler tarafından hafif bir panikle karşılandı. Neden diyeceksin? Özel okullarda erken kayıt kampanyası adı altında bir kampanya başladı efendim. Ancak fiyatları 3 katına çıkardılar. Henüz özel okullardan fahiş bu aktarmayla yükselmeyle ilgili bir açıklama gelmese de bakalım bize ulaşanlar nelermiş. %200 küsur zam görmüş. Fırsatçılık var tabii ki. %300'ün üzerine geçiyor. Erken kayıt kampanyası var dediler. Fiyatları 3 katına çıkardılar. Velileri yine zor durumda bıraktılar. Afaki bu kadar ücrette kimsenin vereceğini düşünmüyorum yani. Özel okullarda geçen yılki fahiş fiyatlar Milli Eğitim Bakanlığı'nı harekete geçirmiş. Zam tavanını %36 olarak belirlemişti bakanlık. O düzenlemenin süresi bitti ama özel okullar önümüzdeki dönemde tekrar bir zam sınırlaması gelebilir diye şimdiden ön kayıt kampanyalarıyla ilgili fiyatlarını velilere göndermeye başladılar. Üstelik o kampanya fiyatları %300 zamlanmış durumda iddiaya göre. 65 bin liraydı, 195 bin lirayı duyduk yani ön kayıt olarak. İki katı olacak. Ne kadardı, ne kadara çıkıyor? Bayağı çıkıyor. Geçen sene iki çocuk için ödediğimiz eğitim ücreti olan 90 bin liranın bu sene 180 bin liraya çıkmış olduğunu hayretler içerisinde öğrendik. Okul şunu diyor, hani belli bir zam yapıyoruz, kota gelirse gelenden kalan kısmı iade edeceğiz. Aralık enflasyonu açıklanmadı henüz. Yani taban zam belli olmadan velilere sunulan fiyat mevzuata uygun değil. Zaten bu yüzden de birçok özel okul ya pusula göndererek ya da telefonla ön kayıt teklifini sunuyor. Devlet belli bir oranda verirse belki çok yüksek yapamayız. Batma durumuna geliriz o zaman. O zaman da biz yemeklerden, kitaplardan, kıyafetten ücretleri çıkartmaya çalışırız diyorlar. Velilerin hepsi fahiş fiyat artışlarından yakınıyor. Çözümü ise Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bekliyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir an önce tavan zam oranını yıllık ortalama TÜFE ile sınırlaması ve bunu Ocak ayından önce açıklayarak tavan zamın yıllık ortalama TÜFE ile sabitlendiğini duyurması gerekiyor. Evet, tavan fiyat belli olmadan fiyatı deldiler. Şimdi bu tabii çok şeyi beraberinde, soru işaretini beraberinde getiriyor. Buna uyan aileler, veliler varsa eğer, ama acaba indirimli mi alırız? Daha zam gelecek gelmeden biz en azından böyle mi yatıralım? Çünkü değil mi? Bir sürü şey gelebilir aklına. Şimdi bak, bu konuştuklarımız erken kayıt kampanyası. Evet. Kimi diyor ki 65'ten 95'e çıkacak, çıkmayacak vesaire. Evet. Ya da iki katına çıkacak falan filan. Devletin kendi kağıt belirlemeleri, işte ceza meza yılbaşında zırt, evet, zırt diye hesaba girecek %123 oranında. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı istediğini yapsın ama ben sana söyleyeyim. Muhtemelen özel okulların dediği gibi olacak yine. İstediği kadar %30, %40 bandında tutun diyecek ama başka yerlerden de yine para alınacak. Ve evet, bir çocuğun maliyeti, okutmanın maliyeti, anaokulundan ortaokul, liseye ne kadar büyük rakamlar bunlar. %300 ne demek, ne yapıyorsun? Ben %300 zam geldi mi benim maaşıma, oradaki arkadaşın maaşına? Kesinlikle. Asgari evet, ücrete bak yani. Asgari nerede? Ücret 3 kişi toplanıyor, hala yoksulluk sınırında yani. Evet. Asgari ücret dediğimiz hadise açlık sınırı şu an altında. Ve okul, ve sadece okul herhalde bu değil mi? İşin içinde yemek yok, servis yok. Tabii ki canım, işte kıyafet yok. Veli gayet güzel nasıl anlatmış orada hanımefendi. Biz diyor hani fiyatı burada da tutsalar, işte belli bir düzeyde de, nereden alacaklar? İşte servis ücretleri ortada. Evet. Okulun yemek ücretleri ortada. Şimdi o konuya da girmek istemiyorum ama bir gün konuşmak isterim o yemek meselesinde. Ayrıca forma. Abi onlardan, kitaplar. Yok, ondan sonra şunlar bunlar falan filan bir dolu şey istenecek yani. Kitaplar. Nasıl olacak bu iş? Tamam, hani doğalgazı, elektriği, gideri arttı, bir sütün bile bilmem ne maliyeti falan filan var da %300, %250'ler, 200'ler acımasızca bir şey değil mi ya? Biz kesinlikle vatan evladı mı yetiştiriyoruz, başka bir şey mi olacak? Ben anlamadım bu işleri. Bir de yani çocuklar mesela, gerçekten yemek konusunda hemen şunu da söyleyip geçmek istiyorum. Madem biz işte sağlıklı bireyler yetiştirme çabasıyız, o çocuklara öğlenleri verdikleri o gluteni, karbonhidratı biraz kesmeleri lazım. Öyle kolaydan öğrenciye yemek yedirmek meselesine son derece kızgınım. Doğru. Gerçekten ne yedin? İşte bugün pilav vardı, bugün makarna vardı, bugün yanında bu vardı. Gerçekten eğer yani bir sağlıklı bireyse, ben çocuğumun yağ hücreleri orada neden onları yiyerek büyüyor ve fazlalaşıyor? Bu da ayrı bir konu. Ayrı bir mevzu. Ya ben 3 çocuk, 5 çocuk falan deniyor da nasıl olacak bu şartlarla? Rabbim verir rızkını. Ha,